مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين kıymetli dinleyenlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel huylarından, sıfatlarından bahseden bölümdeyiz. Şifa-ı Şerif dersindeyiz. Dersimizde geldiğimiz noktada bugün buraya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar hilim sahibi olduğu, gazaplanmadığı, işte sinirli olmadığı, intikamcı olmadığı, hırslı olmadığı, affı tercih ettiği, müsamahalı olduğu gibi birçok ahlakı beyan edildi. Yani genel manada şimdi misallerine geçmiş idi. Evet e, yani burada şurada e, düşünebilir düşünülebilir ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, hicveden onun aleyhine şiirler yazan işte tabi e, tabii ki terbiyesiz bir şekilde sebbeden, söven, ırzına, haysiyetine dokunan bazı şahilerin ve bazı mühim kâfirlerin öldürülmesini emretmiştir. Fakat bu ne manadadır? Nasıl Allahu Teala'nın işte kitabına hakaret eden, işte Kabe'sine hürmetin ihlal edenlere ceza veriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de burada nefsi için intikam almak için değil. O da Allah'ın hurumatındandır. Yani nasıl ki Kabe'nin dokunulmazlığı var, e Resulullah'ın da dokunulmazlığı var. Allah'ın peygamberi, sen öyle kafana göre kalkıp inanmayabiliyorsun. İnanma ama kalkıp söylemezsin. Bu gibi hakaretlerden dolayı olduğu için bu nefsi için olan bir şey değildir. Allah'ın dini için ve Allah'ın emrinden dolayı bu şekilde bazı e, iğdem e, kararları, fetvaları vermiştir. Ama cahil insanlar geliyorlardı, bedeviler geliyorlardı, efendim Üzerinde gel bir şey çekiştiriyorlar. Şunu ver, bunu ver. Hatta boynunu rahatsız edecek, iz çıkaracak şekilde çekenler oldu. Bağıranlar geliyorlar. Hadi bizim, efendim evlin kapısında bağırıyorlar. Hadi çık biz konuşacağız seninle falan. Hep onlara çıkıyordu, konuşuyordu. Ondan sonra sen işte adaletli değilsin, yok taksimi beceremedin falan. Ne terbiyesizlikler oldu. Onlarda cahillik olduğu için yani bilinçli bir militan e, vari bir yaklaşım olmadığından hep affı tutmuştur. Ama e, şimdi adam şair zaten bu çok akıllı bir şey demektir. Edebiyatçı, e, felsefeci bu adam kalkmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında e, büyük iftiralar ve terbiyesiz müstehcen e, şiirler söylemiştir. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Allah-u Teala emrediyor ki bunun önü alınmaz. Çünkü sen bunların hiçbirine ceza vermezsen herkes gelir rızına, aişetine şerefine. söfer sayar yani. E, bu bakımdan e, ceza müeyyide olarak caydırıcılık bakımından bazı suçlara e, katil, idam, e, fetvaları İslam'da vardır. Kızas olduğu gibi zina rejimde olduğu gibi tabii e, yani bunlar caydırıcılıktır. E, o zaman da şairlerin önemi halkı etkiledikleri belli. Ya e, bunlar insanların kafir olmasına sebebiyet veriyorlar. Yani kafirlikte kalmasına. Adam Müslüman olacak. O şiiri dinliyor. Müslüman olmuyor mesela. E bu tabi Allah'ın dininin muhafaza için bazı kararlar veriliyordu. Kendi adına bir adama kızdım işte bu bana şöyle yaptı yan baktı bilmem ne. Asla nefsi için intikam almadığını şimdi burada misallerle göreceğiz. Hatta başına gelip yani öldürmek isteyeni yakaladığında bile affetmiştir. Çünkü orada hani insanları dinden çıkarma yönelik bir... E, ...sosyal bir durum yok. Özel bir olay. Yani suikast girişimi. Bunu bile affetmiş. Yani. Ki halbuki kılıcı eline aldığında... ona başına vurabilirdi. Çünkü nefsi müdafaa meselesine giriyor. Onu bile yapmamıştır yani. Ama sen... E, ...toplumda insanları Allah'ın dininden... ...kitabından, peygamberinden soğutmak... ...ve Müslüman olacak insanları... ...kafirlikte bırakmak... ...kastıyla yapılan e, faaliyetler yazıdır, şiirdir, sözdür. Bunlar tabi bağışlanacak cinsten değildir. Çünkü bu insanları kafir bırakmaya kimsenin hakkı yok. Sonra adam ebedi cehennemde niye yansın onun yüzünden? Onu ortadan kaldıracaksın ki İslam ulaşsın millete mesela. Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı kişiler hakkında idam fetvası var. Hani bu nasıl müsamaha denemez. Çünkü e, müsamahanın nesi vardır? Bir yolu vardır. bir Yani sınırı vardır insan şahsi için olan haklarını bağışlayabilir. Ama toplumun haklarını onlar adına bağışlayamaz yani. E bu adamlar da durdukça milleti gavurlukta bırakıyor. O zaman bu toplumun hakkına giriyor. Resulullah'ın hakkına girmiyor ki. Çünkü neden? Adam ona göre propaganda yapıyor, yan yapıyor, kumpas yapıyor. İşte efendim plan hazırlıyor. Ne diyorsunuz? E ona algı yönetimi gibi. Yani toplumda o algıyı meydana getiriyor ki bu peygamber değil işte bu sihirbaz, bu büyücü, bu şu bu ya bu ağır bir şey. ...iftira bu. Onun için e, buraya e, dikkat çekmek istedim. Geçen derste vakit yetişmedi bunu deme. Ve ruhuya rivayet oldu ki işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte güzel ahlakına misalleri verelim diyor. Geri kalanda özelde kendine ait olan hakların bağışlaması hususunda. ne Nebiye sallallahu te aleyhi ve sellem kainat efendisi lemma küsirat ne zaman kırıldı? rabayetuhu e, azu dişi ile ön dişlerin arasında kalan dört diş var. Azu dişi var. Bir de efendim iki tane atlı üstü iki tane yani atlı üstü dört olmak üzere ön diş deniyor onlara. Burada arada dörtlü dişi var. Bu dörtlü diş kırıldı. Yani Uhud günü olan durumu söylüyor. Ve şutce yaralandı, yarıldı ve cu mübarek yüzü. Yevme Uhudin Uhud gününde şakla çok ağır geldi e, zelke bu durum ala ashabi. Sahabeye bu çok ağır geldi. Yani kainat efendisinin başına böyle bir iş gelmesi. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgileri farklıydı. Canlarını, mallarını, her şeylerini feda edebilirler. Öyle bizim gibi sohbet dinle, sohbetten sonra çık git. Yani ondan sonra a, kimin başına ne gelmiş sorma. Böyle bir cemaat değildiler. Sahabe cemaati eğer kainatın efendisini canlarından çok sevmeyi tatmış. Ha, biz de canımızdan çok sevdiğimizi konuşuyoruz ama tadamadık daha. Daha bir sünneti yapamıyoruz. Bir sakal bırakamıyorsun, bir sabahın sünnetine kalkamıyorsun, farzını kaçırıyorsun. Yani neden bahsediyorsun sen ile aşık atabilir misin? Sahabeye çok ağır geldi, şediden. Son derece meşakkatli geldi. Ve kalu dediler efendim sallallahu aleyhi ve sellem, sen bir dua yapsan, aleyhim bu kafirlere, Allah bunları helak etse, bunların nesillerini kesse, zürriyetlerini kökünden kurutsa, bunların da geleni gideni kalmasa. Fekale o zaman buyurdu ki Sallallahu aleyhi ve sellem: "İnni lem mübâhat gönderilmedim laanen." İnsanlara lanet okuyucu, insanlara beddua edici, işte Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar, tard olsunlar, kovulsunlar, melun olsunlar, evleri yansın, ocaklarına ateş düşsün, zürriyetleri kesilsin, işte şu olsun, bu olsun batsınlar, gitsinler. Ben böyle lanetçi olarak gönderilmedim. Melakin ne lakin ben bu riski gönderildim insanlara daiyen davetçi. Yani bak Allah'ın İslam'ı var, Kur'an'ı var, dini var, cennet var, cehennem var. Şunları yaparsanız cennete gidersiniz, şunları yaparsanız cehennemlik olursunuz. Ben davet ediyorum. Ve rahmeten bütün insanlara rahmet olarak gönderildim. Onları kafirleri küfürden kurtarıyorum, imana çıkarıyorum. E, kafirlikte kalanlara nasıl rahmet oldu? E, kafirlikte kalanlar da... E, ...başka peygamberlerin döneminde olsaydı... ...inkar ettikleri vakit azap peşin geliyordu. Lut kavmine olduğu gibi, Nuh Aleyhisselam kavmi boğulduğu gibi. Bak efendim, sallallahu aleyhi ve sellem inkar edenler... ...hepsi iman etmediler. Ama bütün insanlığa, topluma, şehirlere, kariyelere, kasabalara... ...zarar verecek bir azap geldi mi? Gelmedi. Kafirler kendileri kaşındılar... Bedir'e kendileri geldiler savaşma. Hem de üç fazlaydılar. Orada ölen öldü bu o savaş. Ama topluma, halka, hayvanlara kadar, çocuk çoluğa kadar gele, bir bela geldi mi? Geçmiş peygamberlerin ümmetlerine hepsine geldi. E bu, bunlar da inanmadılar. Burada da hepsi Müslüman olmadı ki. E niye gelmedi? Ve mâ kânallâhâ lü'adîm ve entefîhim. Ayetinden dolayı. Yani sen onların arasındayken onlara azap etmem. Sen alemlere rahmetsin. Sen o toplumda varken azap gelmez. Bu bakımdan kafirlere de rahmet oldu. Çünkü onların da azapları ahirete kaldı. Hiç olmazsa dünyada bir yaşadılar yani yaşadıkları kadar. Öbür türlü dünyada da kökleri kazınacak. Bir de çocukları da olmayacak. Mesela e onlardan Bedir'de geberen kafirlerin arkalarında çocukları kaldı. Yani eşleri, zürriyetleri. Toptan azap gelse azabı istihsal deniyor. Azabı istihsal kökünü kazıma azabıdır. O zaman zürriyet de kalmıyor. Hani maymuna domuza dönüşmeler de oldu. Geçmiş ümmetlerdekilerini düşünürsek bizim ümmette bunlar olmaması hep onun rahmetindendir. Kafirlere bile rahmet oluyor bu manada. Yani azapların tehirine sebep oluyor. Ondan sonra bir de bununla da kalmadı. Ben davetçi gönderildim. Rahmet peygamberiyim dedikten sonra bir de dua etti. Ya dua edelim adamlar senin dişini kırdılar. Yüzünü yaralandılar. Miferi mübarek işte yüzüne geçirdiler. Ba Bayılttılar yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Çok zor şeyler yaşadı Uhud'da. Ama yine ne dedi? Allahümme ey Allah, ihtihdiyat et kavmi. Sen benim topluluğumu, kavmimdi bunlar uzaktan yakından bir şekilde akrabalar yani Kureyş. Bunları sen yola getir. Fe diyorum çünkü onlar la ya'lemun. Hakikati bilmiyorlar. Benim peygamber olduğumu bilmiyorlar. Beni yalancı zannediyorlar. Cennet görmemişler, cehennem görmemişler, azap bilmemişler. Sen yine onları yola al. Kim yapar bunu ya? Yani adama daha sen bir şey yapmadan adam kalkıyor, göğü yere indir, başlarına geçir diyor. Bütün milleti içine alaraktan gebersin gitsinler diye. Hoca adam beddua diyor. Kenele. Bir şey yapan da yok ona. Kendi kesesinde oturuyor. E şimdi sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar eziyet ediliyor. Yine hidayet duası yapıyor. Ya Rabbi ıslah et. Ya Rabbi idat Böyle demek lazım. Evet. Yani onlar peygamberin kıymetini bilmezler. Ya Rabbi bilselerdi, yola gelirlerdi. Onlar da ahireti bilselerdi, azaba düşmek istemezlerdi. Kim cehenneme girmek ister? Bu şekil söylüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Sadimle bir Vakkas duymuşsunuz. Aşere'nin beşereden. Onun kardeşinin adı Utbe. Utbe, bir Nebi Vakkas yani oluyor. Babalar aynı olduğu için. Ee, o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ok attı. Uhut'ta. O Onunla beraber sağ taraftaki e, alt dişleri, dört dişi kırıldı. Ondan sonra e, alt dudağı yaralandı. Sonra Abdullah bin Şahab ve Zühri, mübarek yüzünü yine yüzüne yine e saldırarak ya işte okma attı ne attıysa isabet aldırdı. Mübarek yüzünü yaraladı. İbnü Kamiye bu İbnü Kamiye çok iş etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim yanağını yaraladı. Ondan sonra kılıçla sağ yanına kılıç vurdu. Ondan sonra e, iki tane tabii o kılıç darbesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine zırh vardı ve mifer vardı başında mübarek. O miğferin iki halkası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşün miğferin halkaları yani demir. iki halkası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanağına girdi tamamen. Ondan sonra e, hatta tabi İbn-i Kamiye o yaralamayı yapınca yine Muhammeden katkutil. Bütün feryat bastı ki Muhammed öldü bitti. Öldürüldü. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi yere yıkıldı. Aldığı darbeyle. Baykınlık da geçirdi. Hazreti Talha işte o zaman sırtına alıyordu daha doğru Uhud Dağı'na doğru kaçırıyordu. O arada müşriklerden bir grup toplanıp geliyorlardı. Hazreti Talha Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yere bırakıyordu. Çünkü baygın. Kendisi kalkıyordu. Onların hepsini tepeliyordu. Tekrar sırtına alıyordu. Efendim yine Uhud Dağı'na doğru kaçırıyordu. Böyle böyle daha dağdaki o yarık vardır şimdi. Vehhabiler orayı kapatma uğraşıp duruyorlar. Müslümanlar hep ziyarete giriyor. Çok güzel bir koku var. Ben çok 80'lerde ziyaret etmiştim efendim o mübarek mağaraya sığındırdı. Şimdi Hazreti Talha tabi orada çok kazandı. Tek başına. Çünkü bozgun oldu. Bozgun olunca kim ne olduğundan haberdar olamadı. Herkes bir tarafta. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede olduğunu bile herkes derdine düşmüş. 70 tane şehit var. Bunca bir o kadar yaralı var. Ee, o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talha Talha vacip kıldı. Cenneti vacip kıldı. Talha burada cenneti kesinleştirdi dedi. Zaten aşere-i edendir. Talha ibn-i Ubeydillah radıyallahu anh. Bu şia Talha'yı sevmez. Radıyallahu anh. Hazreti Talha'yı nasıl sevmez? Cenneti vacip kıldı diyor. O olmasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korunamayacaktı. Sen öyle bir sahabi ki aşere-i mübeşşereden ne Zübeyri severler radıyallahu anh. Her peygamberin bir havarisi var. Benim havarim Zübeyir'dir. Radıyallahu anh. Bunlar hiçbir şey yapmaz. Ne beladır bunlar. Sevseler ne olur sevmeseler. Kendilerini helak ettiler. Dinden imandan ettiler. Başka bir şey yok. Bunlarla dost olunur mu bunlar? Bunlar Müslüman sayılır mı ya? Bunlar Müslüman değil. Ondan sonra efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki ordu dağılıyor gidiyor ayılınca dedi ki ene Resulullah ile Allah ben Allah'ın peygamberiyim yani ölmedim. Çünkü İbn-i vurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşünce Muhammed öldürüldü dedi. Şeytan da dellal bağırdı. Şeytanın sesi de çünkü sesin sahibini göremiyorsun. Bütün orduya yayılıyor ses. Şeytan o zamanlarda tam devredeydi böyle sesiyle. Tabi İbn-i öldürüldü dedi ama İbn-i lafını kaç kişi duyacak? Koca vadi. Şeytan da herkese duyuracak şekilde Muhammed öldü deyince sahabe o öldüyse biz ne yapalım dediler. Bir kısmı Medine'ye gitmeye başladılar. Bir kısmı ya dediler biz o öldüyse biz dünya bize mi kalacak? Biz ondan sonra niye yaşayalım? O hangi davada öldü? Din davasında. Biz de o davada öleceğiz dediler. Yani Sami da burada bozgun tabii. Yani adı üzerinde hezimet. Düzenli bir hareket bekleyemezsin yani ordu bozuldu. Bu itibarla tabii münafıkların çok rolleri var. 700 kişiydiler. Yani gelirken Uhud'a efendim 300 kişi Übey İbni Selül münafıkların reisi geri çekti. Yani bayağı bir tabii içeriden de darbe aldı 300 münafık Medine'de var 80 de kadın 300 münafık orada baştan gelir seni kalabalığı artırıyor sen de diyorsun ki hadi bakalım gidiyoruz. Bir de bakıyorsun yarı yolda yarısı gitmiş geri yani bunlar önemli şeyler ee, şey bakımından har taktikleri bakımından her oyunu yaptılar yani. Ve tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve Allah'ın yardımı melek orduları gelir. Bedir'de de üç pistini yendiler. Burada söz dinlemediler. Okçulara dediler ki bizim ganimet aldığımızı bile görseniz yerinizi terk etmeyin. Okçular da dedi harp bitti yerlerini terk ettiler. Arkadan gelenler yani o okçular arkayı koruyordu. Arkanın açıldığını görenler arkadan bir dönüş manevra yaptılar. Aslında İslam'ın lehineydi kafirler bozguna uğramıştı baştan. Kur'an-ı Kerim bu usta çok beyanlarda bulunur. Yani efe ma akabikum. Benim peygamberim ölürse veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geriye şirke mi döneceksiniz? Yani Muhammedun la rasul kadı min Muhammed de bir peygamberdir. Ondan evvel nice rasuller geldi geçtiler. Hepsi de yaşadılar nihayet ölüm şerbetini içtiler. Yani öldü duydunuz diye ne dağılıyorsunuz? Yani bu ayette oradan hazır oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulüyüm gelin bana Allah'ın kulları dönün bana dönün bana diyorlardı. Diyordu. Bazılar işte yanaştı işte o zaman toplandılar toplandılar bir de baktılar. Miğferin yine tabi üzerine geçmiş ama miğferi de çıkaramıyoruz. Gozor dişleri yanağına geçmiş. Nasıl çıkartacaksın şimdi bunu? Çok acı verir. İşte ona tabi ona göre usulüyle Fatma annemiz geldi. Kadınlar da devreye girmesi lazım. Yara pansuman tedavisinde falan. E, o zaman da biliyorlar tabii ki. ...bazı usullerle... ...bu işler başına geldi... ...efendim... ...sonra... E, ...Fatıma ve Adem'iz işte... E, ...yanına geldi... ...kanlarını yıkıyordu... ...devamlı suyla kanı yıkıyor... ...kan geliyor... ...yıkıyor kan geliyor... ...Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin... E, ...Hz. Ali Efendimiz de su döküyor... ...kanın üzerine... Efendim, ...Fatıma ve Ademiz baktı ki bu... ...suyu dökmek kanı artırıyor... ...kan daha geliyor su döküldükçe... Onu görünce hasırdan, işte hasır şimdiki naylonlar değil tabi. Evvelki hasırları biliyorsunuz, kamıştan şeyden hasırları kamıştan olur. O yani doğal. Hasırdan bir parça kesti, sonra onu yaktı. Onu ne yaptı? Külünü ...şey serpti. Kanayan yerin üzerine. Hani içine sıkarak külü basarlar. Kanı durdurur. Ben de çocuklukta birkaç kere yaralandım öyle. Ben tam bilmiyorum, çocuktum, oynuyordum. Sonra geldiler. E, sıkarak külleri basmışlardı. İşte öyle hasırdan efendim e, parça kopardı. Sonra onu yaktı. Sonra onları e, üzerine serpti. Kan durdu. Ondan sonra mübarek başının üzerindeki şeyi çıkarttılar. Miferi çıkarttılar. Miferi e, çıkartırken de efendim Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu Teala ve dişleriyle çıkarttı. Yani efendim mübarek kendisi de kendi dişlerini Ebu Bedem'in cerrah radıyallahu teala e, dişlerini taktı. Demiri dişleriyle mifer demiri dişleriyle çekerken onun da ön dişleri düştü. Yani Ebu Bedi Hazretleri'nin o da aşere inbeşere bu Metin Emin'i vasfına sahip. O efendim e, o e, yarayı efendim sallallahu aleyhi açan İbn-i Kamiye'ydi. İbn-i Kamiye sonradan tabi belasını buldu. Bir teke, dağ, dağ keçileri çok oldu. Mekke Medine'de keçi çok var. Dağ keçileri. Bir dağ keçisi onu bir boynuzladı. Dağın tepesinden attı aşağı İbn-i Kamiye'nin sonu öyle geberdi o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kılıç vuran miferine. Ondan sonra efendim, Utbe İbni Ebi Vakkas, bazı rivayetlerde müslüman olduğu geçiyor ama, Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın kardeşi için. Ama sayı olan ekseri rivayetlerde, geçmiyor. Çünkü Hatib İbni Nebi Belta var Bedir elinden. Sahabeden uzat geldi. Dedik ya Resulallah sana bunu kim yaptı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Utbe yaptı. Hemen gitti peşine hutbeyi buldu gebertti. Atını da aldı dedi ya Resulallah atı da ganimettir senindir dedi. Atını getirdi. Bir tek herhalde şeyin Müslüman olduğuna dair rivayet var. O yaralama hadisesinde devreye girenlerden Eşhab, e, Şihab olacak. Abdullah bin Şihab. Yani onun Müslüman olduğu e, zikrediliyor. Yani be, e, Uhud Muharebesi'nde çok işler oldu. Ve Ruviye rivayet olundu. Kimde yani Umar'a Hazreti Ömer Efendimiz'den radıyallahu teala Hazreti Ömer Efendimiz ne o kale buyurdu. E, anlattı fi bazı kelamihim bazı sözlerinde fi bazı kelamihi kelamihi demek yani sözler konuşuyordu bir sohbet muhabbet yapıyordu. Onun arasında mevzu geldi şuraya. sen yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyor. Onun yanında dedi ki bir ebi ente bir ebi babam feda olsun ente sana. bir annem de ya Resulallah. Bu yani eftike burada gizlidir Arapçada. Eftike yani sana fidye veririm. Fidye demek birinin canını kurtarmak için fidye isterler mesela. Adamı rehin alalar derler. Şurada fidye ver. Ee, senin adamını vereyim. Türkçeleşmiş yani. Arapça kelimedir esasen. E fidye eftike sana fidye olsun yani. Fidye yaparım. Ebi babamı da annemi de. Yani babam annem sana feda olsun. Türkçesi bu geliyor. Buna bayi teftiye diyorlar Arapçada. Fiil gizli yani orada bağının tealluk etti. Diyor ki anam babam sana feda olsun diyor. Lekad daa muhakkak bedduat Nuhun Nuh aleyhisselam ala kavmi kavminin helakı için boğulması için. Biliyorsunuz Nuh suresinde o ayet kerime de var ki ve kale Nuhun Nuh aleyhisselam dedi ki Rabbi la teder alel ardı. Ya Rabbi dünya üzerinde bırakma el kafirine dinsiz imansızlardan deyyara. Bir tane gezen dolaşan evbark kuran kişi bırakma dedi. Bu e, ee, Nuh Aleyhisselam'ın bedduasıdır ama tabi Nuh Aleyhisselam da bu bedduayı kolay yapmadı. Nuh Aleyhisselam e, 950 sene vaaz etti. 950 senede herkesi davet etti. Çok dayak yedi. Ondan sonra e, sen yine mi geldin kapımıza diyorlardı. O la la la, la Allah dedirtmeye uğraşıyordu. Sonra onu dövüyorlar, dövüyorlar. Daha çıkarıyorlar. Üzerine kayalar kapatıyorlar. ...inim inim inletiyorlar... ...burada ölür kalır bir daha da biz bundan... ...kurtulduk diye bırakıp gidiyorlar... ...sonra Allah onu yine halas ediyor... ...kayalar üzerinden kaldırıyor işte... ...geliyor evine... ...hanımı da evde bir hanımı Müslüman bir hanımı kafire... ...hanımından da çok çekti... ...oğullarından bir oğlu kafir Kenan... ...ondan da çok çekti... ...Nuh Aleyhisselam çileli bir peygamberdir... ...ondan sonra efendim... ...yine biraz yaralarını berelerini sarıyordu... ...iyileşiyordu... ...yine geliyordu kapılara tak tak çalıyordu... Men alel bab kim o diyorlardı? Ene Nuh. Ben Nuh nebiyim. Kul la ilahe illallah. Putları bırak Allah'a ibadet et. Allah'tan başka ilah yok. Dedi ee, dediği vakitte ya sen yine mi geldin biz seni öldüresiye dövdük bir daha dirilmez dedik. Sen nereden geldi diyorlar. Bir daha dayak atıyorlar. Hani Türkçede de atasözü olmuş yani. Nuh der peygamber demez. Yani Nuh der peygamber demez. Niye başka peygamber için demiyorlar? 950 sene olduğu için o çok bu işi ileri götürdü. Bu itibarla Nuh Aleyhisselam tabi artık Mevla'dan izin aldı. Mevla Teala buyurdu ki bundan ümidi kes. Kaç kişi inanmış? Bir vaat 8 kişi, bir vaat 80 kişi. Onun için o Cizre'de o Cudi Dağı oradadır. Cudi Dağı'na indi gemi. Nuh Aleyhisselam da Cizre'dedir. Ben kabrine gittim ziyaret ettim. Sonra işte Cizre'de o dağda Cudi Dağı'na çıkarken 80'ler köyü var. Köyün adı Semanin'dir yani. Semanin 80'ler köyü. Hala köyün adı 80. O 80'ler köyü işte Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin e, gemiden indikten sonraki yerleştikleri köydür yani. E, Kur'an-ı Kerim'de Cudi Dağı ismen geçiyor. Dünyanın başka yerinde de bu isimde bir dağ olmadığına göre burası kesinleşmiştir. Kesindir. Şimdi Nuh Aleyhisselam beddua etti. Ama onlar hak etti. Hayri dava. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki sana da neler ettiler. Ya Resulallah velev dehavt etsen beddua yapsaydın aleyna bizim hakkımızda aleyhimize misla. Yani Nuh Aleyhisselam'ın bedduası gibi bir beddua da bize yapsaydın. Lehelekna minen dahirine Lehelekna elbette biz helak olmuştuk. Minen dahirine Başımızdan sonuna kadar, sonumuzdan başımıza kadar çocuğumuz bile kalmaz. Çünkü beddua gelince peygamberden işte ya depremle oluyor ya altın üstüne getiriyor ya taş yağdırıyor işte ya maymuna domuza döndürüyor eski ümmetlerin azaplarında züriyeti kalmıyor onun için biz, bizi bırak sonumuzda kalmaz akıbimiz züriyetimiz kesilirdi sen bunu yapmadın diyor Hz. Ömer Efendimiz felekat muhakkak çiğnendi zahruke senin sırtın çiğnendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için söylüyor. Tabii bu bizzat hani mübarek sırtına birisi gelip de basmış değil. Fakat bu neyi anlatmış oluyor? Siyer kitaplarında geçtiği üzere Kabe'de namaz kılıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Orada da bir e, işkembe var. Hayvan kesmişler. E, tabi eski cahiliyet dönemi oralar küçük yani Kabe'nin etrafı bütün Mekke Kabe'nin etrafı. Bir hayvan kesmişler onun da işkembesi duruyor orada. İçinde de pislikler de var hani işkembeyi temizlersen işkembe çorbası bile olur. Yani ben hiç hayatta yememişim ama millet yiyor nasılsa. Ha içinde pislik olan bir işkembe var. Yani demek istiyor temiz değil. İçi dolu kazurat ile. Ebu Cehil laneullah geldi. Orada baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. E, o işkembeyi de orada görünce ya dedi içinizde bir adam yok mu dedi ya. Yani hepiniz huvar mısınız, kıyar mısınız demek istedi. Müşriklere. Bir tane adam yok mu ya? Ne olacak dedi. Ya bak bu adam secdeye kapanmış duruyor. Şu adamın bizi içinizde bir adam olsa dedi burada. Akıllı bir şey. Kalkar şu pisliği alır işkembeyi. Onun dedi secdedeyken üzerine bırakır dedi. Bunun üzerine en kötüleri işte Ukbe bin Ebi Muayt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani tabi Medine'ye hicretten sonra idamına fetva verdiği adam birkaç kişidir. Ehtal var. Bu Ukbe bin Ebi Muayt var. Bu kalktı, işkembeyi aldı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine bıraktı. Tabii Fatıma annemiz, genç kız, küçük kız. O tabii onun çok şeyler böyle hususiyetleri vardır bu işlerde. Görüyorsunuz Uhud'da da o yarayı sarıyor, burada da. Hemen yetişti, efendim üzerinden kaldırdı, onlara hakaretler yağdırdı. Tabii Mekke müşrikleri, müşrik de olsalar bir kadına karşı, kıza karşı, küçük çocuğa karşı falan bir şey yapmıyorlar. Yani saldıramıyorlar. Adam olsa belki orada kavga çıkar. Kız olduğu için, çocuk olduğu için efendim onlara hakaret de etti çok. Sonra sırtından aldı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir bedduası var. Tabi bu şimdi artık namaza hakaret var. Secdeye hakaret var. Allah'a hakaret var. dine hakaret var. pislik işken bey namazda secdede. Yani bu efendimizin kendi intikamı değil. Bir de orada şu mesele var. Nasıl ki Nuh aleyhisselam beddua etti mi 950 sene etmedi. Kim dayanır 9,5 sene dayanamazsın o işkenceye. Peki beddua'yı ne zaman etti? İzin aldı. İzin nereden aldı? İşte ve ruhi ila Nuh'un Nuh yolunduk. illa men Kaç kişi iman etti bugüne kadar? 80 kişi. Ey Nuh! 950 sene daha yaşasan, 2000 sene daha yaşasan, 8 sene bir artmayacak. Kalpleri mühürlemiş. Ben biliyorum ki bunlar inanmaz. O zaman beddua etti. Bir Müslüman geleceğini bilse, o Müslüman telef olmasın diye bekler onu. 100 sene daha dayak yemeksini tercih eder. Bir Müslümanı kaybetmeyelim. Olacaksa. İslam budur. Allah'ın dinlenen şey. hepsi adı İslam. Tek din var İslam. E, Nuhasem aynı yolu getirdi. Ama Mevla buyurdu ki daha bekleme iman etmez bunlar. Şimdi o zaman Nuh Aleyhisselam bedduasında ne diyor? Ve la yelidu illa faciran Ben bekledim ki bunlar geberirse yeni nesilleri gelir, çocuğu gelir, torunu gelir. Çünkü Nuh Aleyhisselam 1250 sene kadar yaşadı. 1400 sene kadar rivayetleri de var ama 1250 garanti. Kur'an-ı Kerim zaten 950 sene peygamberlik yaptığı ayetle sabittir. Fele bize elfe sene. Bin sene durdu diyor. İlla kamsin amin. 50'si müstesna. Yani 40 yaşta peygamber olduğunu zaten hesap ediyorsun. E, tufandan sonra da kaldı. Gemiden sonra oğulları, Samham, Yafez, üç oğlundan zürriyetler, dünya yeniden kuruldu dünyada. Ot kalmadı, ocak kalmadı. Onun için yani 950 sene peygamberliği, ömrü değil. Bu arada, e, Ya Rabbi dedi, bekledim ki oğlum Müslüman olur belki. Yok. Bekledim ki o geberiyor, o geberiyor, gavur gidiyor, torunu gelir. Bunlar ancak kendilerinden daha bozuk kafir doğuruyorlar dedi bunlar. Ancak kafir, gavur doğuruyor, başka bir şey doğur. Adam alıyor çocuğunu, geliyor. Diyor ki oğlum bak sana vasiyetim olsun. Ben ölürüm kalırım. Bu var ya bunu e bu yalancının biridir, büyücünün biridir. Sakın buna inanmayacaksın. Baba vasiyeti diyor. Çocuğu vasiyet öyle geberiyor. Adamlar böyle bir şey türemiş idi o zaman. Şimdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem onlar beddualık idi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de beddua etti. Kime beddua etti? Özel isimlere beddua etti. Özel isimler ne demek? Yani Müslüman olmayacağını Allah bildirdi ona. Yani bu Cehil Müslüman olmayacak. O zaman beddua diyor. Yoksa Allah'tan bilgi almamış beddua etmiyor. Neden etmiyor? belki adam hidayet bulur. hidayetten evvel ölürse mesul olmayayım diye. Bir de acıyor, acıyor. Bütün insanlığa acıyor. Merhamet peygamberidir. Onun için burada Allah'a meşdud ve mudar. Kureyş'in bir adı da mudardır. Evet, Recep ayındayız ya haram Bu ayın da yani Mudar'ın recebi diye isimlenir hadislerde. Çünkü Kureyş kabilesi çok tazim ederdiler. Cahiliyet döneminde recebe. Eee ya Rabbi bu dara çok kuvvetli bir bela indir. Fakat diyor onlara kıtlık ver. Yusuf Aleyhisselam'ın yedi senesi gibi o kadar kıtlık oldu ki e, hayvanların pisliklerini yediler, leş yediler, leş derileri yediler. Pislikleri yedikleri olmuştur. Yani Kureyş yedi sene kıtlık çekti bu beddua ile. Ondan sonra buyurdu ki Ebu Ceyl helaket, Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia, Velid bin Ukbe, Ukbe bin Ebi Muayt. Bu isimler hiçbirine iman nasip olmamış olmayacak isimler Ümeyye bin Halef bunlar Allah'la dinle Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem alay edenler bunların hepsini Rabbim helak etti diyor ki Ya Resulallah senin sırtın çiğnendi işkembe kon ve hüdmeye ve cüge yüzün kana boyandı Uhud muharebesinde ve küsürat raba'i dörtlü dişlerin kırıldı işte ön dişlerle azı dişin arasındaki dört diş dört dişin kırıldı fe beytesen yine de olmaz dedin en tekule e, bed dua beddua etmekten çekindin illa hayra sen ancak hayır söyledin ve ne dedin fekul dedin Allah'ın mağfirli kavmi ya Rabbi bu kavmimi affet peki şimdi burada sual geliyor bunlar kafir idiler peki kafire mağfiret duası yapılır mı affet duası yapılır hidayet yapılır o kesin ama bağışlanma duası yapılır mı kafire yapılmaz ya bu duanın ne anlamı vardır bu duanın anlamı şudur ya Rabbi şimdi onların günahları tulum olmuş. Hiç affedilecek halleri yok. Sen onlara hidayet et. Yani iman nasip et de mağfiret edilecek duruma gelsinler. Sen kavmimi bağışlanacak hale getir. Fe Çünkü onlar la Bilmiyorlar. Bilmedikleri için yapıyorlar. Bilseler ahiret var, cennet var, cehennem var. Ben onları cehennemden kurtarmaya uğraşıyorum. Niye bana böyle yapsınlar? Bu şekilde dedin diye. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala'nın yani ki Hazreti Ömer'in şeyinde biliyorsunuz usulünde hiç böyle şeyler yok. Ta lafını etsen çeker kılıcı yani. Ama Efendimizin bu merhametine, bu şefkatine o da hayran kalmış idi. Ve böylece naklediyordu. İşte onun için diyor ki Kâlel Kâzı Ebu'l Musannif kendisi Kâzı Yaz Hazretleri yani söylüyor bunu. Unzur bakar mısınız? Mâ Azel kavl. Bu sözde neler var? Hazreti Ömer'in bu sözünde min cimâ'il fadıl. Bu kadar faziletler, meziyetler, üstün güzel ahlaklar bir arada nasıl birleşmiş ve derecâtül ihsan, iyiliklerin bütün ihsanın mertebeleri burada söylüyor. Yani sen şöyle dua ettin, böyle dua ettin, şunları çektin ve husnil huluk güzel ahlak ve keremin nefs, insan nefsinin tabiatının iyiliği ve gayet sabır, son derece sabırlı olması ve hilmi acele etmemesi, beddua etmemesi vesaire ve hatta afanum e, neticede affedip hiçbir şey söylememesi, konuyu kapatması ve sünne sonra eşveka acıması. Hadi affettin konu kapat. Acınır mı bile? Adam sana neler etmiş. Bir de acı da aleyhim onlara ve rahime merhamet ettim onlara ve daha dua etti ve şefa şefaat, şefaat etti onlara. Yani Allah ki Allah'la arazlarına devreye giriyor. Fekale dedi ihfir ya Rabbi bağışlanacak hale getir. İman nasip et. Vehdi ya Rabbi et. Yola getir sonra ezhara açıklıyor sebebe şefkati ve rahmeti. Niye şefkat ve merhamet yaptığını sebebi? Bir kavli şu sözüyle. E, li kavmi, Benim kavmim diyor. Ne demek benim kavmim? Yani işte teyze oğlu, hala oğlu, kuzen, muzen, Kureş kabilesi hepsi birbirinden dallamış, budaklamış. Birkaç atasını gerisine gittiği zaman Ebu Cehil ile bile birleşiyor. Dolayısıyla onlar benim kavmimdir, topluluğumdur diyor. Sümme sonra özürlerini beyan ediyor. Hanım onların bir cehliyim, yani bilgisizdirler. Bil, bilmedikleri için mazur gör onları diye. Kale diyor fe innum la yalemun. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar diye. Afet onları bağışla onları falan falan. İşte burada zirve bir faziletli ahlak var. Güzel ahlakın alası var. Zaten estaizle ve inneke ala hulukun Habibim elbette sen en büyük ahlak üzeresin. Yemen meşayihinden alevli hattat olacak bir büyük kasidesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin üstünde de o yazıyor şimdi. Hala da orada duruyor. Biraz geçince kapıya çıkış kapısına doğru. Muvacede yani alında ne diyor? Nebiyun azimun kulukul hulukul lezî lehu azzamen rahmanu fi azamil kütüb. Öyle büyük peygamber ki en büyük ahlaka sahip. Öyle en büyük ahlak ki en büyük allah Teala kitapların en büyük Hazreti Kur'an'da o ahlaka en büyük ahlak demiştir. İşte bak yarım satırlık bir şiirde bir ciltlik kitap çıkıyor. Onun için Allah'ımızın ahlakını beğendiği insanın her yaptığı güzel, Allah'ımızın sevdiği, razı olduğu ahlakı bize öğretmek için li temme ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bütün peygamberler bu işi getirdiler ama eksikler kaldı. Ben hepsini bir tuğla eksik kaldı duvarda. Ben onu yerine koydum. Ve üstün ahlakı anlatmak ve tamamlamak için size gönderildim buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Artık sünnet seniyede ne varsa selam adabından, insanlarla görüşme adabından, meşvere adabından, giriş çıkış adabından, dostunla konuşma, düşmanınla karşılaşma, işte vesaire vesaire. Sana ne eziyetler eden adam yanına geldiğinde, af istediğinde, özür dilediğinde nasıl yaklaşım yapılacağı falan. Bunların hepsi sünnet seniyede ve siyerde geçen hadiseler yüzlerce binlerce bu usta örnek teşkil edecek bize misal var. Ama kim okuyacak, kim anlayacak, kim o üstün ahlaka bakacak. Şimdi kafirlerin, işte futbolcuların, şarkıcıların, türkücülerin, gavurların ahlakı toplumumuzu sarmış sarmalamış. Herkes çoluk çocuk internetten ahlak öğreniyor. Filmlerden, dizilerden huy çalıyor, kapıyor. Ondan sonra eşkıya oluyor. Ondan sonra kalkıp sokakta tatbik etmeye başlıyor. Her gün haberlerde, gazetelerde o onu vurmuş, bu bunu kırmış, bu bunu kesmiş, bu bunu doğramış salata gibi. Çünkü insanlara Kur'an öğretilmiyor, siyer okutulmuyor, Resulullah sallallahu aleyhi okutulmuyor. Dün gece ben biraz haberlerden işte bana sonra bildiriyorlar. Ya beş tane haber veriyor. Bu okulda salavat getirildi. E ne yapacak? Anıracak mı teşek gibi çocukları mı anırtacak? Salavat getirmiş okulda. Ne var? Bu senin peygamberin değil mi? Peygamberimiz diyor. Ulan utanmaz rezil adam. Peygamberimiz diyorsun salavat okuyan çocuklara hakaret ediyorsun ya. Müdür efendim bu işte bir cevap verememiş. Niye cevap versin? Kutlu doğum hafta okuduk desin. Müdür de ne korkuyor yani? Öbürün efendim beş tane haber yapıyor bir gecede adam. Hepsi Resulullah'la ilgili sallallahu aleyhi ve sellem. Urfa'da efendim ilahi met, peygamber met ediyormuş. Urfa'da ilahilen okulda zil çalıyormuş. Öbür tarafta bilmem. Ya sen 150 senedir zurna çalıyorsun milletin kafasına. Boza pişirttiniz milleti dinsiz. Kitapsız ettiniz de şöyle bir terörist eşkıya toplum yetiştirdiniz yani. E bırakın da biraz salavat okusunlar, ilahi okusunlar, insanlara feyiz gelsin, bereket gelsin. Benim peygamberim şöyle güzel ahlaklı, şöyle iyi insan. Ben de iyi olayım, ben de acıyım, ben de merhamet edeyim. E insanlara i̇nsanlara biraz merhamet gelsin. Yetiştirdiğiniz nesil 150 sene. Ben İttihat terakkiye kadar götürürüm o şey. Sen 150 sene canavar yetiştirmişsin ya. Ha 80'den sonra PKK'yı kim yetiştirdi yani? Ben mi yetiştirdim yani bu teröristleri? Siyasallarda, miyasallardan çıktı bu herifler. E bunlara ne okuttunuz da bunlar böyle geldi milleti kesiyor, doğuruyor, patlatıyor. E biz ayet okuyoruz, hadis okuyoruz, siyer okuyoruz sonra cübbeli çağ dışı diyoruz. Hüsnü mahalli kalbisi. Çağ dışı adam şudur budur. Ya sen çağ içisinde senin meyven nedir, semeren nedir? Esed'in baş adam mısın işte millete bomba yağdırıyor. Senin çağ dışı, çağ taştığın çağ içiliğin. Bu ise ben çağ dışı olayım ya. Böyle zulüm çağından uzak olalım. Biz asrı saadeti özlüyoruz. Kainat Efendisi'nin o en hayırlı asır benim asrımdır bu sahabe dönemine heves ediyoruz. Düşmanlarına karşı bile ne ahlaklı davranmışlar. Kendilerine eziyet edenlere bile dua etmişler. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Biz, bir nesi çatışıyız bizim? Onun için bu derslerin okunması lazım. şifa Şerif, Siyer-i Nebeviye, insanlara anlatılması lazım. Çoluk çocuğun mutlaka kutlu doğumlarla, mutlu doğumlarla kainat efendisinin sahabenin hayatlarıyla şuurlandırılması lazım ki hadi bir nesil 30-40 sene 50 sene belki 100 senelik bir nesil mahvoldu abdestsiz namazsız gitti perişan oldu. Belki yeni bir nesli kazanırız. Belki şuurlu Müslümanlar ahlaklı faziletli erdemli insanlar yetişmesine vesile oluruz. Harama hürmetine Allah Teala bu ümmeti kafirlerin müşriklerin alay edeceği sahalardan uzak eylesin ehl sünnet çerçevesine, Kur'an sünnet merkezine çevirsin, celbetsin ve orada cem eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kethiram. Elhamdülillah Rabbil alemin. Amin. Merhaba ya ayni merhaba. Merhaba ceddel Hüseyin'i merhaba. يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا